Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda antikalarımı tanıtmak istiyorum. Evet, bu böyle bir dikiş makinesiyle başlayalım. Bu dikiş makinesi 1950'lerin dikiş makinesi. Her gelin çeyizinde olmazsa olmaz dikiş makinesi. Bu pedallı, bilenler bilir. Pedalla çevirme suretiyle bu şekilde çalışan bir dikiş makinesi. Sünger dikiş makinesi. Hobi bir tutkudur. Ben de buna bir tutkuya başladım. Burada bir daktilom var. Bu şekilde. Çalışır vaziyette, çalışıyor. Yine burada bir daktilom daha var. Bu şekilde. Bu da elle çevirmeli bir dikiş makinesi. Bu şekilde çalışıyor. Bu daha eski yıllara ait. Burada ışıldaklarım var. Yani eski zamanın gaz lambaları. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Elektrik olmadığı zaman da aydınlatmayı bunlarla sağlıyorduk. Evet, bu şekilde. Bu gaz lambası Gulyabani filmde, Adrian Arşin elinde gördüğünüz lambanın birebir aynısıdır. Burada yine 1970'li yılların en popüler telefonlarından, sevimli telefonlarımız. Dijitale geçmeden önce bunları kullanıyorduk. Böyle bir telefonumuz var. Burada size şunu göstermek istiyorum. Henüz teknolojinin tam gelişmediği zamanlarda el yapımı, tamamen el yapımı. Odun kesmek için hızar böyle bu şekilde. Burada yine bilenler bilir, atlarda çift sürmek için atların kafasına takılan hamut dediğimiz böyle bir parçamız var. Evet. Burada yine lüküs. Bu da gaz yağıyla çalışırdı. Aydınlatma için. Bu fener. Bu da fener. Burada ışıldaklarımız var. Boy boy. Bunlar da yollarda giderken önümüzdeki aydınlatmayı sağlamak için pille çalışan ışıldaklarımız, el feneri. Bu parça benim için çok önemli bir parça. Bu 80 yıllık Almanya'daki bir dostumun bana bir hediyesi. Böyle bir terazi. Tam tamına 80 yıllık. Bu şekilde. Yine radyolarım var. Bu radyo benim için çok ayrı bir önemi var. Çünkü benim çocukluğumda bu radyo bizde vardı. Tabii biz onların değerini bilmedik, kaybettik. Ben bunu bir pazarında gördüm. Birebir aynısı. Bu şekilde radyolar. Orada yine radyolarım var. Hepsi. Delta radyo var. Philips, Urindik. Bunlar da 1950 yıllardan beri olan radyolar. Burada yine Longines diye bir radyom var. Uzun bir radyo. Başka hediyemiz var antik olarak. Burada bir kemençem var. Bu kemençe antika değil ama bunu ben kendim yaptım. Başka neyimiz var antik olarak? Bakıyorum. Evet. Kısacası antika işi bir tutku.
bir heves, tamamen bir hevesle başladık bu işe. Burada yine yayık, ahşap yayık var. Eskilerde her evde birer tane olan yayımız, elektriklerden, elektrik gelmeden önce yoğurdumuzu tamamen bu yayıkta vurarak yapardık, tereyağımızı bununla yapardık ve onların lezzeti çok çok lezzetli olurdu. Evet. Evet arkadaşlar, şimdilik antikler kışın bu kadar. Bunu zamanla daha çoğaltacağım inşallah. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler diliyorum.